Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün cildimize doğal botoks etkisi yapacak, hücrelerimizi besleyerek gözeneklerimizin görünümünü azaltacak, cildimizi daha gergin, daha genç gösterecek harika bir maske yapacağız. Aynı zamanda bu maske cildin nem oranını dengeleyerek güzel bir şekilde nemli kalmasını sağlıyor. Biliyorsunuz ciltteki kırışıklıklar, yaşlanma belirtilerinin çoğu nem eksikliğinden dolayı oluyor arkadaşlar. İşte bu maske dediğim gibi cildin doğal nem dengesini sağlayarak kırışıkları önlüyor ve bize gençlik veren güzel bir doğal botoks etkisi yapıyor. Şimdi şöyle havucumun kabuklarını soyuyorum ve yarısını kullanacağım arkadaşlar. Bütün bir havuç çok fazla olur hiç gerek yok. Yarım havuç bizim için oldukça yeterli olacaktır. Arkadaşlar aynı zamanda bu maske düzenli kullanımda koyu lekelerin görünümünü azaltıyor. Bunlar sivilce lekesi olabilir, güneş lekeleri olabilir. Yaşlanma belirtisi olarak oluşmuş olan o alnımızdaki ya da burun üstündeki lekeler olabilir. Koyu lekelerin görünümünü düzenli kullanabiliyorsunuz. Bu maske sayesinde, bu krem sayesinde daha doğrusu azaltabilirsiniz. Şimdi. Havucumu şöyle küçük bir rendeyle ince ince rendeliyorum. Bir pişirme işlemi yapacağız ama içerisine bir malzeme ilavesi daha yapacağız. O da bizim için oldukça önemli. Cildimizi nemlendirmesi, kaz ayakları bölgesi, göz çevresi bölgesinde oluşan kırışıklıkların görünümünde azalma sağlaması için oldukça önemli bir malzeme daha içerisine ilave edeceğiz. Havucun içerisinde bulunan betokaroten dediğimiz madde cildi oldukça güzel bir şekilde besliyor arkadaşlar cildin kurumasını önlüyor dolayısıyla kurumayan nemli kalan cilt kırışmıyor ve yaşlanmıyor daha genç göstermenize sebebiyet veriyor daha dolgun dolu dolu kırışığı olmayan bir cilt görünümüne kavuşmanızı sağlıyor elimizin altında e, mutfakta kolayca yapabileceğimiz elimizdeki malzemelerle masrafsız bir şekilde yapabileceğimiz en güzel kremlerden bir tanesi bu. Şimdi havucumuzu güzelce rendeledik. Ee, şöyle küçük bir tava olur, cezve olur, ocakta pişirebileceğiniz bir malzemenin içerisine koyuyoruz havucumuzu. Şimdi gelelim bunun içerisine ilave edeceğimiz malzemeye. Burada e, Hindistan cevizi yağı kullanacağım arkadaşlar e, ama şöyle olabilir eğer elinizde Hindistan cevizi yoksa doğal sızma organik bir zeytinyağı da burada e, olabildiğince kolaylıkla kullanabilirsiniz hiçbir sıkıntı olmaz ama tabii ki Hindistan cevizi yağını tavsiye ediyorum. Hindistan cevizi yağı biliyorsunuz ısı değişikliklerinde yani soğukta durduğunda yani buzdolabında durduğunda bu şekilde katılaşıyor. Ee, sıcak bir ortamda da sıvılaşıyor. Ona hiç takılmayın. Elinizdeki şu an sıvı da olabilir. Dışarıda kalmıştır. Sıcak ortamda kalmıştır ve sıvıdır. Ona hiç takılmayın. 2 yemek kaşığı dolu dolu Hindistan cevizi yağını da e, tavamın içerisine alıyorum. Bugün yapacağımız bu krem bize gerçekten 2-3 ay boyunca rahat rahat yetiyor ve de bozulmuyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden e, yaparken hiç aceleye getirmeyin tam ölçülere uyarak yapın e, ve güzel bir krem elde edin. Onu da 2-3 ay boyunca düzenli olarak kullandığınızda ciddi anlamda faydalarını göreceğinizden de eminim. Tabii çok derin çok eski büyük lekeleriniz yoksa ya da çok... E, çok kalın çizgileriniz, kırışıklarınız yoksa bu krem sizde oldukça fayda edecektir. Şimdi doğal botoks etkili gençlik kremimizi yapmaya devam ediyoruz. Ocağımızın başına geldim. Şöyle karıştıra karıştıra en düşük ateşte pişiriyorum arkadaşlar. Burada çok harlı bir ateşte kısa sürede pişirmeyelim. En küçük ocağımızın en küçük gözünün. En kısık konuma getirerek ve sürekli karıştırarak güzel bir şekilde havuçlarımızla Hindistan cevizi yağımızın çok güzel özleşmesini sağlayalım. Birbirine geçmesini sağlayalım içerik olarak. Bu şekilde hiç acele etmeden sakin sakin malzememizi pişirelim. Bakın havucumuzun rengi değişti. Ee, i̇çerisindeki yağın rengi turuncu bir yağ halini aldı. Tamam artık oldu demektir. Şimdi soğutuyorum. Şimdi soğuduktan sonra bir süzme işlemi gerçekleştireceğim. İçindeki malzemeyi süzüyorum ve sadece yağı bana lazım. Bakın oluşan yağ gerçekten bir gençlik iksiri oldu. Bir kırışıklık düşmanı haline geldi. Çok güzel bir şekilde şimdi şu küçük süzgecimle Şöyle küçük eski krem kutularınızdan bir tane olabilir ya da e, evinizde böyle kapalı bir kap içerisine bu yağı alarak muhafaza edebilirsiniz. Dediğim gibi dışarıda kalabilir. Hiçbir şekilde bozulmadığı için buzdolabına koymanız gerekmiyor. E, sadece e, üzerine bir kapak kapatırsanız daha hijyenik şekilde muhafaza edebilirsiniz. Kullanıma gelince sabah akşam e, cildinize temiz cildinize bu kremi güzel e, yavaş hareketlerle hafif masaj yaparak uygulayabilirsiniz düzenli kullanıma dikkat edin e, dediğim gibi bu yaptığımız krem size neredeyse 2-3 ay yetecektir e, kesintisiz bir şekilde kullanmanıza e, yeterli olacaktır bu şekilde de kapaklı kutuda saklayabilirsiniz umarım çok fayda görürsünüz sevgili arkadaşlarım Canım arkadaşlarım geçen videoda size balkonumdaki çiçeklerimden birazcık bahsetmiştim. Ya geçen videoda ya da ondan bir önceki videoda size balkonumdaki bu güzel çiçeklerden azıcık böyle göstermiştim. Çok soranlarınız olmuş. Özellikle aloe veraları çok merak etmişsiniz. Ben bunları kendim yetiştiriyorum arkadaşlar. İhtiyacım oldukça da kullanıyorum. Biliyorsunuz aloe veralardan çok güzel jeller çıkıyor ve vücudumuz cildimiz için çok gerekli ve güzel bir malzeme bu. Ben çiçeklerle, yeşilliklerle, toprakla vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. İnsana yaşam enerjisi kattığını düşünüyorum. Bu gördüğünüz kaktüsüm de 3 yıldır benimle 3 yıl önce bu minicikti şu gördüğünüz küçücük filizler kadardı ama şu an maşallah kocaman oldu çiçeklerimi düzenli sulama yapıyorum arkadaşlar düzenli saksı değişimi toprak değişimi toprak havalandırması yapıyorum bir de kullandığım vitaminler var çiçeklerim için o yüzden bu kadar güzel oluyorlar Allah'a şükür bütün bunları instagramda anlatıyorum bütün arkadaşlarımıza kullandığım malzemelerden de bahsediyorum. Toprak değişimlerini e, aloe veraların üretimini ya da diğer kaktüslerin üretimini ve çoğaltılmasını instagram hesabımda sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda orada günlük menülerimi e, gün boyu nasıl bir rutin oluşturduğumu da anlatıyorum. Bir de tabii ki kedim tarçını çok merak edenler olmuş. Onu da hemen şöyle göstereyim size. Bu maviş gözlü minnoşumu çok seviyorum. Benim güzel dostum. O kadar tatlı Tatlığı, o kadar seveceğim bir hayvan ki arkadaşlar gerçekten onunla vakit geçirmekten inanılmaz derecede mutluyum. Beni e, çok mutlu ediyor, bana çok huzur veriyor. Bir de şöyle düzenli bir mırıltıları var ki gerçekten dünyanın en güzel şarkılarına değişilmez benim için. Kedimin ismini soranlar olmuş. İsmi Tarçın sevgili arkadaşlarım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımda bulunan diğer videolara kolayca ulaşabilmeniz için buraya kartlar bıraktım. Videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın canım arkadaşlarım.